Birkaç mücevherimi satmak zorunda kaldım. Sen paranın çalındığına inanmadığın için benim de başka bir çarem yoktu. Hayır yani mücevherlerimi satmak zorunda kalmam değil mesele. Senin bana inanmaman, güvenmemen. Ya Necdet, ben kendimi çok kötü hissettim. Neden susuyorsun? Yoksa hala bana kızgın mısın? Onu da nereden çıkardın? Ben sana hiç kızgın kalabilir miyim? Sen hiç merak etme. Elif'i o kadının elinden alacağım ben. Başka bir isteğin var mı? Yok. Tamam. Görüşürüz o zaman. Mücevherlerini sattın demek ha? Hala bana yalan söylüyorsun Gonca. Hala. Ben o parayı nasıl yerine koyduğunu çok iyi biliyorum. Ama sen benim neler yapabileceğimi hiç bilmiyorsun. Simit! Simitçi geldi. Taze taze çıtır çıtır simitlerim var. Simitçi geldi. Simit ister misin küçük kız? Ama benim hiç param yok ki. Benden olsun o zaman. Hadi al. Afiyetle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Simitçi geldi. Taze taze çıtır çıtır simitlerim var. Simitçi. Her yoruldu yerin dibine girdi sanki ya. Hanımefendi. Efendim. Buralarda böyle sarı saçlı, şu boylarda böyle mavi gözlü, saçları örgülü bir kız gördünüz mü? Görmedim. Eyvah. Kayıp mı acaba? Evet. Allah yardımcınız olsun. Simitçi. Taze taze simitlerim var. Simitçi geldi. Simitçi. Ya kardeş. Buyur abla. Ya buralarda böyle saçları örgülü, sarı saçlı, şu boylarda bir kız gördün mü? Gördüm abla. Sahiden gördün mü? Şu yan sokakta. Karnı da açtı, bir simit verdim zavallıya. Çok kızmış bana, çok. Of,
Gidecek başka bir yerde bulamadım. Onu öyle görünce içimde bir şey koptu sanki. Bir süredir ben de iyi olduğunu düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Kendi dertlerimle, sıkıntılarımla uğraşmaktan Melek ablanın yanında olamadım ki hiç. Zeynep, kendine haksızlık ediyorsun. Ne öyle ama. O hayatım boyunca benim bütün zor zamanlarımda hep yanımda oldu. Bu herhangi bir şey değil ki Zeynep. Elif'in yokluğu hepimiz derinden etkiledi. Yoruldun mu? Biraz. Hadi gel, oturalım şu kafeye. Olur. Serdar gerizekalısından bir işi düzgün halletmesini beklemek hata zaten. Beceriksiz. Ama sen dur. Ben önce Gonca'nın işini halledeceğim, sonra da senin. Hem de böyle temiz temiz. Nevzat Karapınar hepinizin biletini kesecek. Ne olur bana iyi bir haber ver. Peşindeyim. Şimdi bir kafeye girdim. Yalnız Selim de yanında. Tamam. Boş ver Selim'i. Bak, bu çok iyi bir fırsat. Bunu değerlendir. Halle şu işi. Yoksa o şey yanında değil mi? Yanımda. Yanımda da kolay mı kızım hemen öyle? Erkut, bak ne yap ne et şu işi hallet. Başka türlü Zeynep'i elde edemezsin. İyi misin? İyiyim, merak etme. Buraya daha önce de gelmiştik, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum galiba. Seninle sevgili olmadığımız zamanlardı. Ders çalışma bahanesiyle zar zor ikna edip getiriyordum seni. Sen bana sürekli niye beni dinlemiyorsun, aklın nerede deyip duruyordun. Evet. Aklım da, ruhum da, gönlüm de hep sendeydi Zeynep. Seni gördüğüm ilk andan beri. Şimdi yine buradayız. Sen yine benim karşımdasın. Ama bu sefer üç kişiyiz. Sen, ben ve kızımız. Buyurun efendim, ne alırdınız? Ben bir filtreli kahve alayım. Zeynep sen ne istersin? Salep var mı? Evet var, tavsiye ederim. Tamam, ben bir salep alayım. Muhsin amca başına bir şey gelirse polise git demişti. Şenol'dan kaçarken. Onlar seni korur demişti. Nurten teyze bulursa beni, o zaman bir daha elinden kurtulamam. Polise gitsem. Kolay gelsin. Buyurun. İş ilanı için gelmiştim. İş ilanı mı? İnternette ilanınız var, garson aranıyor diye. Allah Allah. Emin misiniz burası olduğundan? Burası Mor Kafe değil mi? Evet. Tamam işte, burası. Abi bir yanlışlık olmasın. Burada garson açığı falan yok. Olsa bilirdik. Ya birader, belki senin haberin yoktur. Patrona bir sorsana. Abi ben ne diyeyim ki şimdi? Burak! Masa 5'in siparişleri hazır.
Bak çok uzaktan geliyorum. Görüşmeden gitmeyeyim. Bir soru ver hadi. Tamam burada bekleyin. Eyvallah. Affet beni Zeynep. Bunu yapmak zorundaydım. O bebeği senden koparmazsam asla benim olmayacaksın. İkimiz için yaptım bunu Zeynep. Sadece ikimiz için. Buyurun, salyabiniz. Teşekkür ederim. Buyurun, filtre kahveniz. Afiyet olsun. O gün geldiğimizde de salya biçmiştin, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Sen de kimsin? Ne arıyorsun sen burada? Ben kayboldum polis amca. Otur bakalım sen şöyle. Ne zaman kayboldun sen? Bilmem. Çok oldu. Anlaşıldı. Peki nasıl kayboldun? Anlatır mısın bana? Onu da bilmiyorum ki. Bak. Bana şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır. Ama ne sorsam bilmediğini söylüyorsun kızım. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Peki. Adın ne senin? Adını biliyor musun? Ayşegül. Ama aslında Elif'miş. İyi ki gelmişiz değil mi? Zeynep, ne oldu Zeynep? Korkutma beni. Korkma, korkma. Oluyor böyle zaman zaman. Yanmadın değil mi? Yeni bir şey olmadı. İyiyim, merak etme. Allah kahretsin. Her şey boşa gitti. Az daha içiyordu ya. Zeynep, iyi misin? Sancın falan yok değil mi? Yok, yok. Öyle anlık bir sancıydı. Geçti işte, sağ ol. Doktora mı gitsek? Yok, gerek yok. Yani ben daha önce bu sancılar için gittim, stresten oluyor dedi. Şimdi de Melek abla üzüldüm ya, ondan oldu herhalde. Daha olursa gideriz, şimdi iyiyim. Emin misin? Evet, hadi otur artık. Pardon, bir bakar mısınız? Bir tane daha salep alabilir miyiz? Tabii hemen getirelim.
İyisin değil mi? İyiyim, merak etme. Söyle bakalım küçük kız. O Şenol denilen adam buldu seni, öyle mi? Hı hı. Peki nereye gittiniz onunla? Bir sürü çocuğun olduğu çok eski bir eve götürdü beni. Peki o çocukların babası mıydı Şenol? Değildi. Herkes Şenol abi diyordu ona. Hem onların babası yoktu ki. Anladım kızım. Peki sonra ne oldu? Anlat Elifciğim, korkma. Sana burada hiç kimse zarar veremez. Şenol amca diğer çocukların hepsini çalıştırıyordu. Bana da zorla mendil sattırdı. Satmazsam aç bırakıyordu beni. Orada Şenol'dan başka sana kötü davranan biri var mıydı? Yoktu. Hatta Hamit diye bir arkadaşım vardı. O bana çok yardım etti. Bir keresinde benimle ekmeğini paylaştığı için Şenol amca çok kötü dövmüştü onu. Onu da aç bıraktı. O adam çok kötü biriydi. Çocuklar çok korkuyordu ondan. Ben de. Korkma artık kızım. Bak biz yanındayız. Her şeyi anlat bize. Anlat ki bir an önce aileni bulalım. Sonra ne oldu? Biz Hamit'le kaçtık. Ama ben yolumu kaybettim. Bir bakmadığım burası kaldı. Eğer burada da yoksa gazan mübarek olsun buradan. Geldim. Geldim, geldim. Ay patlar değil mi? Kırdın kapıyı be, kırdın. Alacaklı gibi. Sen, ne işin var senin burada? Ha? Önemli olmasa gelmezdim herhalde. Ne istiyorsun, ne? Ayşegül burada mı? Yok burada Ayşegül. Bana bak Melahat Hanım. Eğer burada da söylemiyorsan... Aa, üstüme iyilik sağlık. Sana yalan borcum mu var? İbe, tamam tamam. Şey, çocuk dedin, yoksa Ayşegül'e bir şey mi oldu? Ya öf, zaten canım burnumda. Bir de seninle uğraşamam şimdi. Puh, yazıklar olsun. Bir de teyze olacaksın ha. El kadar çocuğa sahip çıkamadın. Bana bak Melahat Hanım, zaten cinlerim tepemde. Benimle uğraşma sakın, yoksa çok fena olur ha. Aa, iblis kaçmış bunun içine, iblis. Kenan Bey, yetişin. Ali Hanım fenalaştı. Ne? Tansiyonu çok yükseldi. Anne, iyi misin? İyi. İyi. Ne oldu birdenbire böylese? Her sabah iyiydi. Vallahi ben de anlamadım Kenan Bey. Yediği bir şey mi dokundu acaba? Kahvaltıdan başka da bir şey yemedi ki. İlacını içti mi? İşte işte. Her gün ben kendim veriyorum. Allah Allah. Tansiyonunu ölçtünüz mü? Ölçtüm. 21 oldu. Çok fazla. Anne. Hadi kalkıyoruz, hastaneye gidelim. Oğlum. Selim. Selim Bey'e de haber vereyim mi? Yok, telaşlandırmayalım şimdi. Yavaş anne. Zeynep, bak doğruyu söylüyorsun. Ağrım falan yok değil mi? Selim abartma ne olur. Olsa söylemez miyim? Bebeğimin... Bebeğimizin.
bebeğimizin hayatını tehlikeye atacak değilim, öyle değil mi? Biliyorum canım, biliyorum da. İşte sen de beni anla, telaşlanıyorum. Bebeğimizi kucağımıza alıp yuvamıza götürdüğümüz anı... Ortada yuva mı kaldı? Zeynep, böyle söyleme. Öyle ama Selim. Başımızı sokacağımız bir çatımız bile yok. Selim. Ama bak sakın benim yüzümden annenlerle kötü olma, tamam mı? Ne olursun onlara sırtını dönme. Benim evim sensin Zeynep. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim sana? Annemin tavrı değişmedikçe ben o eve gitmeyeceğim. Ne yapacağız peki? Başka bir ev tutacağım. Selim yapma. İkimiz de öğrenciyiz. Ailenin desteği olmadan geçinemeyiz. Üstelik şimdi bir de bebek. Zeynep, lütfen. Bu hayatta başarılması en zor şeyi başarıp seni kazandım ben. Seninle evlendim. Hiçbir şey yıldıramaz beni. Hüsnü, Ayşegül ve Elif adında ne kadar kayıp ilanı varsa hepsini tara. Öncelikle İstanbul. Oradan bir sonuç alamazsak diğer il ve ilçelere geçersin, tamam mı? Tabii amirim. Aylin Hanım, siz de derhal çocuk şubeyle iletişime geçin. Baş üstüne amirim. Sen şimdi bu abinle gidiyorsun. Ama hiç yanından ayrılmayacaksın, tamam mı? Tamam. Hüsnü, çocuğun üstünden gözünüzü ayırmayın. Emredersiniz komiserim. Otur bakalım ufaklık şöyle. Demek sen aileni kaybettin öyle mi? Hı hı. Polis amca, şimdi sen benim annemle babamı mı bulacaksın? İnşallah bulacağız, sen hiç merak etme. Burada aç mısın bakayım? Birazcık. Ne yemek istersin? Bilmem. Caner, bana en acilinden bir toz, yanında da bir ayran getir. Tostum birazdan gelir. Teşekkür ederim. Kaybolduktan sonra sana bir amca ile teyze bakmış, öyle mi? Evet. Muhsin amcayla Nurten teyze. Öyle mi? Nasıl insanlardı bunlar? Sana iyi davrandılar mı? Muhsin amca çok iyiydi. Beni çok seviyordu. Hep kızım diyordu bana. Bir keresinde hasta olduğumda sabaha kadar başımda beklemişti. Beni hastaneye de götürdü. Ya demek seni çok sevmiş. Evet. Ben de onu çok seviyorum. Hamit de tanıyordu onu. O da çok sevmişti Muhsin amcayı. Muhsin amca çok iyi bir insan. Soy ismi ne bu Muhsin amcanın? Bilmiyorum ki. Anladım. Peki karısı, o nasıl birisiydi? Nurten teyze mi? Hı hı. Ama bize sen her şeyi söylemezsen biz senin başına neler geldiğini tam anlamıyla öğrenemeyiz. Evet, tostumuz geldi. Küçük hanıma ver Caner. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Aç şu telefonu Erkut, aç. Oo Gonca Hanım, nereden böyle? Sana ne? Biraz agresif miyiz bugün? Senin derdin ne? Benim bir derdim yok. Ama anlaşılan senin bir derdin var. Çiftlikten atıldıktan sonra iyice kafayı sıyırdın sen. Yazık. Sen bana laf yetiştirmeyi bırak da böyle bir gitmeler gelmeler falan. Çok yoğunsun bu ara. Bak hep aynı şeyi yapıyorsun. Seni ilgilendirmeyen şeylere burnunu sokuyorsun. Yediğin haltlardan babamın haberi var mı? Merak ediyorsan söyleyeyim. Kocamı ziyarete gittim canım. O zaman biraz sıkıntılı bir ziyaret olmuş. Bu kadar agresif olduğuna göre. Arzu,
beni güldüreceğin gerçekten hiç aklıma gelmezdi. Ya merak ediyorsan söyleyeyim. Necdet'le aramız gayet iyi. Hatta mükemmel. Bu duruma üzüleceksin ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Gerçek bu. Neyse tatlım, sana iyi delirmeler. Nasıl ya? Babam fotoğrafları gördü ve Gonca'ya. Allah Allah. Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Yine neyin peşindesin baba? Anne iyi misin? Ay. Ay. Tamam, yorma kendini sen. Ne oldu bana böyle? Tansiyonu yükseldi ama şimdi normale döndü. Serum bitince kendini daha iyi hissedeceksin. He? Oldu işte. Şimdi de ismimi yazayım. İşte Tuğçe'nin sanat eseri. Tuğçe. Bak sana yiyecek bir şeyler getirdim. İstemiyorum. Ama olmaz ki. Senin için hazırladım. İstemiyorum deyince neden anlamıyorsun sen? Babamlara yaptığım resmi göstereceğim. Çekil. Dur Tuğçe. Uf Sar, uf! Hem istesen de gösteremezsin ki. Nedenmiş o? Çünkü evde yoklar. Yoklar mı? Neden? Kenan Bey babaanneni doktora götürdü. Ne oldu? Babaanneme bir şey mi oldu yoksa? Babaannem biraz rahatsızlandı da. Yalan söylüyorsun. Resmimi göstermeyeyim diye yapıyorsun. İşim gücüm yok sana yalan mı söyleyeceğim Tuğçe? İn bak istiyorsan. Evde kimse yok işte. Allah Allah. Neden benim haberim yok o zaman? Sen odandaydın. Ondan olabilir mi acaba? Zaten kimse bana haber vermiyor ki. Ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Hiç kimse beni sevmiyor. Hem de hiç. Neden böyle şeyler düşünüyorsun Tuğçe? Yani öyle bir durumda sana nasıl haber verebilirler ki? Uf ya, uf. Hadi, ye şu yemeğini. Bak bir sürü işim gücüm var. Git işini yap o zaman. Ne bekliyorsun başımda? Yemek, yemek, yemek. Yeter ya, bıktım. Ya, yemezsen yeme be. Keyfim bilir. Sen benimle böyle konuşamazsın. Bu ev benim, anladın mı? Bu evin tek torunuyum. Git, defol. Git. Tamam, bağırma. Çıkıyorum. Kimse benimle ilgilenmiyor. Sevmiyor. Annem de merak etmiyor beni. Cansu'yu annesiyle babası ne kadar çok seviyorlar. Madem siz beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmem. Hiçbirinizi istemiyorum. Hiçbirinizi. Nihayet. Nerede kaldın, öldüm meraktan. Geldim işte. Tamam. Tamam hadi otur sakinleş biraz. Bak. Bunu yapmak zorundaydık. Eğer uçuruktan kurtulmasaydık sen Zeynep'i asla elde edemeyecektin. Ben de ona deliriyorum işte. Zeynep'in benim olmamasına, hala o herifin yanında olmasına. Ne diyorsun sen ya? Yoksa... Konuştuğumuz gibi döktüm içeceğine tozu. Sonra çıktım dışarı beklemeye başladım. Sakın bana içmedi deme. Tam içiyordu. Zeynep bir sakarlık yaptı, fincanı devirdi. Allah kahretsin ya.
Ya fincanı devirdi ne demek ya? Fincanı devirdi ne demek? Bas bayağı çarptı devirdi işte. Allah kahretsin. Ya sen bunu bile beceremeyeceksen biz seninle nasıl ortak olacağız? Yeter be. Ne yapsaydım? He? Ben mi döktüm fincanı? Elimle mi içirseydim kıza? Bana bak Arzu. Ben senin sustalı maymunun değilim. Bunu kafana sok. Ay öldüm. Ay öldüm. Ay. Ay. Oh. Ah, ayaklarıma kara sular indi. Ah, ayaklarım. Ay. Eh. Eh, kaç bakalım küçük şeytan. Ay ben seni nasıl kaçırdım yine elimden, sinikli. Kaç bakalım sen. Daha ne kadar kaçabiliyorsun bakalım. Hı? Kal o soğuklarda, sokaklarda da aklın başına gelsin. Ne yapacak ki ya? Hanımefendi yine dönüp gelecek kürkçü dükkanına. Nereye kadar kaçabilecek ki? Doydun mu? Bir tane daha söyleyeyim mi? İstemem, doydum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nasılsın ufaklık? Anons geldi mi hiç? Yardım ediyor musun bakayım abilere? Seninle güzel ilgileniyorlar mı? Bir isteğin var mı bizden? Ne uslu, ne tatlı kızsın sen. Hüsnü, son durum ne? Var mı bir gelişme? Kayıp ilanların hepsini taradım komiserim. Evet. Kayıp ilanlarında Elif adında 5 çocuk var. İlanların 3'ü şehir dışında, diğer ikisi İstanbul'da. Kızın eşkaline en çok uyanlardan biri Elif Emiroğlu adında yapılan kayıp başvurusu. Başvuruyu kim yapmış? Kenan Emiroğlu. Güzel. Hemen aileye ulaşın. Olmazsa diğerlerine bakarsınız. Başüstüne komiserim. Annemle babamı buldunuz mu yani? Dur bakalım güzel kız. Bulacağız. Ne oldu Üzünü? Telefon çalıyor ama fakat açan olmadı komiserim. Aramaya devam et. Ayrıca ulaşabileceğimiz başka irtibatlara da ulaşın. Tabii komiserim. Hadi göreyim seni Üzünü. Yavrum, Kenan Emiroğlu kim biliyor musun? Bu isim sana tanıdık geliyor mu? Hatırlamıyor musun hiçbir şey? Hayır, hatırlamıyorum. Tamam, üzülme sen. Bitmedi mi bu serum daha? Az kaldı anne, sabret biraz. Of. Boynuma böyle bir yük bağlamışlar sanki. Başımı kaldırmaya mecalim yok. Dinlenmen lazım anne. Bak sakın kalkmaya falan çalışma, tamam mı? Ellerim ayağım boşaldı sanki. Demek birden fırlamış tansiyon. Neyse. İyisin şimdi çok şükür. Kenan. Söyle anne. Selim'e haber verdin mi? Yok, veremedim. O telaşla telefonumu da evde unutmuşum. İyi. Tesadüf etmiş zaten. Söylemeye lüzum yok çünkü. İyi ki çıktık dışarı. İkimiz için de değişiklik oldu. Hı. Seninle böyle yürümeyi o kadar çok özlemişim ki. Zeynep. Ağrın falan yok değil miyiz? Yok. Aklım Melek ablada kaldı ama. Kaç kere aradık Melek ablayı? İyiymiş işte. Hadi biraz rahatla.
Öyle deseydim sen de gördün. Çok fena oldu. Keşke elimizden bir şey gelse. Keşke Selim. Hadi. Bebeğimiz için biraz alışveriş yapalım. Değişiklik olur. Başka zaman yapsak. Benim için Melek ablayı görmeden rahat etmeyecek. Tamam o zaman. Senin canın nasıl istersen. Şuna bak ya. Biri de içtiği şeyi götürüp mutfağa koyayım demiyor. İncileri dökülür ya. E tabi. Hizmetçiyiz ya. Canımızı çıkaracaklar. Kenan Bey telefonunu burada unutmuş. Amma çaldı be. Ya acil bir şeyse? Açılmıyor. Alo, Kenan Emiroğlu'nun evi mi? Evet. Kim arıyordu? Ne? Ne diyorsunuz siz? Bir kayıp ilanı vermişsiniz zannedersem. Kenan Bey kaybolan kızına ulaşmış mıydı? Sizin bilginiz var mı? Ben bilmiyorum. Zaten bu evde işe yeni başladım. Kenan Bey'in kızı mı kayıpmış? Anlaşıldı. Hiç bilginiz yok. Peki, Kenan Bey'i cep telefonundan da aradık ama cevap vermedi. Eve geldiğinde bize çok acil ulaşmasını söyler misiniz lütfen? Tabii söylerim. Nereden arıyordunuz acaba? Söğüttepe Karakolu cep telefonundan defalarca aradım. O numaradan ulaşabilir bana. Tabii. Bu arada bulduğunuz çocuk şu an orada mı? Evet, yanımızda şu anda. Lütfen gelir gelmez haber verin kendisine. Tabii. Haber veririm. Merak etmeyin. Size de iyi günler. Eyvahlar olsun. Bulmuşlar kızı. Ne yapacağım ben şimdi? Abla ah! Şu kızı verip babasına bir türlü kurtulmadın. Al işte. En son olacağı buydu. Hemen haber vermem lazım. Anam. Anam ne oluyor be? Ay. Aman dur be, patlama be. Üf. Aman başkası ararsa şaşardım zaten. Öf öf Seher. Ne var Seher, ne oluyor? Ay ki ne ay abla. Ne oldu kız? Abla Elif'i bulmuşlar. Karakoldaymış şimdi. Ne? Ya Kenan Bey'i aradılar karakoldan az önce. Anam. Allah kahretsin kız. Bu küçük beyini polise gitmeyi nasıl akıl etmiş? Nasıl becermiş bu işi be? Abla ne bileyim ben nasıl becermiş? Belki de polis buldu sokakta. Ay. O Seher. Seher bir şey yapmamız lazım. Abla, Kenan Bey'in şu an haberi yok ama öğrenmesi an meselesi. Abla, sen karakola gitsen önceden. Alsan Elif'i. Hani bizi ihbar etmeden önce. Ha? Ya bir şeyler yap abla. Söğüttepe karakolundaymış. Ya kızım be, üf. Ben hangi sıfatla gideceğim ya? Of, saf saf konuşma be Seher. Ya ne bileyim ben abla. Bir akrabasıyım falan de.
Hani Kenan Bey iş toplantısında sanki seni göndermiş gibi falan bir şey söyle. İşte uydur bir şeyler. Ha, oldu Seher. Oldu canım. Ya orası da bakkal dükkanıydı ya Seher. Ya polis inanır mı kızım şu söylediğine be? Abla, ne yapacağız peki şimdi? Oh. Ay dur. Dur ben bir kafamı toplayayım. Görüşürüz yine, tamam mı? Elif bulmuş mu? Elif geri dönecek ha. Eğer o gelirse beni kimse sevmeyecek. Babam da sevmeyecek. Babaannem de, amcam da. Elif yerine ben kaybolsaydım ne yaparlardı acaba? Gittiğimi fark etmezlerdi bile. Of abla, of! 40 kere söyledim, ver şu kızı babasına da kurtulalım diye. Azı çoğu fark etmez. Kız ayağımıza dolanmadan hallet dedim. Al işte, böyle olacağı belliydi. Geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar, canım kanar, sürgün bana. Sensiz hayat, sürgün bana. Sensiz.